ENYAP İnşaat 1997 yılından bu yana binlerce insana yaşam alanları yaratarak alanındaki öncülükleriyle yaşam alanı anlayışına kattığı yeni boyut ve müşterileriyle kurduğu uzun soluklu güven ilişkisiyle park yaratarak büyümüştür. Firma kuruluşundan bugüne Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde değer kazandırdığı binlerce konut, yüzlerce iş yeri projesi, okul, plaza, yol ve tam teşekküllü devlet hastaneleri inşaatlarını hayata geçirmiştir. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Mavuzer'den bilgiler aldık. Biz İstanbul firmasıyız. 1997 başlarında kurulmuş olan bir firma. Aile olarak tamamen inşaat kökenli bir aileyiz biz. Vedat Mavuzer konuşmasında toplu konut idaresiyle yapmış oldukları projelere değindi. Toplu konut idaresinde yapmış olduğumuz projeler de var. 3 tane projemiz vardı. Bir tanesi Mardin Millat Devlet Hastanesi vardı. 150 yataklı. Tam teşekküllü hastane var. Onu bitirdik, teslim ettik. Şanlıurfa vardı. 384 konut. Yine Tarsus'ta bir TOKİ projemiz vardı. Onu da 3 ay önce şu an teslim ettik. Herkes zaten hak sahipleri oturuyorlar evlerinde. Şu an mevcutta TOKİ inşaatlarımız yok. Şu an kendi projelerimiz var. Onlarla şey yapıyoruz ama tabii yine tekrar yeni ihalelerimiz olacak. Onlara katılmayı planlıyoruz önümüzdeki dönemde. Vedat Mavuzer şu an İstanbul Beylikdüzü'nde yapımı devam eden rezidans projesi hakkında bilgi verdi. İnşaat aşamasında 2012 Şubat ayında başlamış durumda. Şu an başladık inşaatı. Bu rezidans 51.500 metrekarelik bir kapalı alana sahip bir proje. Geniş kapsamlı bir proje. Tamamen otel konsepti de düşünülmüş olan bir projedir. İşte binaya girdiğiniz zaman normal bir otele girmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Tüm otel hizmetleri mevcuttur. Biz bunu Beylikdüzü'nde fiyatı şu an uygun olarak lansman fiyatlarıyla çıktık. Hani bu fiyata bu proje ya da bu hizmet olur mu dedirtecek bir iddialı fiyatlarla çıktık buraya. Projemizin kapsamında 322 adet daire vardır Beylikdüzü'ndeki projemizde. 10 tane mağazamız var. Burada süpermarketler oluyor. Süpermarketler yapıyoruz. Çeşitli yine mağazalar olacak. Terasında 2700 metrekarelik bir alanımızda komple sosyal tesis düşündük biz bunu. 322 adet çeşitli metrekarelerde dairemiz bulunmaktadır bu projede. Zaten kapalı otoparkları mevcuttur. Şu an satış ofisimizde şu an faal ama henüz daha lansmana çıkmadık. Kısa bir süre, şöyle 20 gün içerisinde de biz şu an lansmanımız olacak. Ama şu an satışlarımıza başlanmış vaziyette. Aynı zamanda inşaatta faal olarak devam ediyor. Lokasyon olarak inanılmaz güzel bir yerdeyiz. Şu an metrobüs durağına ve E5'e 100 metre gibi bir mesafede bizim projemizin olduğu yer. Vedat Mavuzer, Bursa ilinde Nilüfer Belediyesi ile beraber yapmış oldukları toplu konut projelerinin özelliklerini anlattı. Bursa'da geçen yıl 62 dönüm arazi üzerinde bir projeye başladık. Arazisi Nilüfer Belediyesi'ne ait olmak üzere bir proje başladık. Nilüfer Belediyesi ile ortaklaşa yapıyoruz bu projeyi. Geçen ilk temelimizi 20 Şubat'ta attık. Şu an ilk adamımızı aşağı yukarı 312 konutumuzu 30 Nisan'da daire sahiplerine teslim ediyoruz. Çok da başarılı bir proje oldu. Projemiz 62 dönüm arazi üzerinde yapılan 616 konut var. 11.000 metrekare kapalı alan üzerinde yapılacak olan bir de küçük bir AVM'miz var. Bursa projemiz. 616 konutun bir kısmı 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 de olmak üzere mevcut bir projedir. Vedat Mavuzer konuşmasının sonunda Türkiye'deki inşaat sektörünün gelişimini değerlendirerek görüşlerini dile getirdi. Ben hareketliliği daha da ileri gideceğini düşünüyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız, bir ülkede ekonomi geliştikçe o ülkeye rağbet de artıyor. Son yıllarda hepimiz de şahit oluyoruz. Ekonomimiz gerçekten çok iyi bir durumda şu an. Böyle oldukça çevre, civar ülkelerde de bizim ülkemize ciddi anlamda yatırım yapıyor. Örnek vereyim, ben hani Bursa'da aşağı yukarı 20 tane yabancıya daire sattım. Hiç alakasız, hadi İstanbul olsa neyse diyeceğiz ama hani 3-4 tane Arap grubu geldi bizden. Kendileri oturmak için bile ev aldılar burada. Artı şu anda yabancı mülk satışı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kısa sürede onaylanırsa, yabancı mülk satışı kolaylaştığı zaman inanın ki ciddi anlamda daha da fazla bir rağbet bekliyorum ben Türkiye'de.